F100 Süper Sabre. Namı diğer Süper Kılıç. İlk prototip uçuşu 25 Mayıs 1953'te gerçekleştirilen North Amerikan firması tarafından geliştirilen ve tasarımı F-86 Sabre'lere dayandırılan bir av bombardıman uçağıdır. Bunun Rus rakibi Mikoyan Gurovich MiG-19'dur. F-100C'leri ilaveten Av bombardıman tipi de geliştirilmiş ve geniş bir kullanım alanı bulmuş durum. Avcı yetenekleri geliştirilmiş 4 adet havadan havaya füze donatılmış ve taktik bombardıman uçağı olarak görev altında M-61 nükleer bomba taşıyacak duruma getirilmiştir. 2 kişilik eğitim tipi olan F-100F de mevcuttur. Bunların her üç tipi de Türk Hava Kuvvetlerinde kullanılmıştır 1953. 59 yıllar arasında. F-86 Sabre Nord Amerikan firması tarafından üretilmiş avcı uçağıdır. İlk uçuşunu 1947 yılında yapan bu avcı uçağından 9.806 civarında üretilmiştir. Modern F-15 uçakları ortaya çıkana kadar Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış ilk hava üstünlük uçağıdır zamanın en üstün performansına sahip uçaklardan birisidir. Buna muadili olan Sovyet MiG-15 uçakları karşısında kanıtlamıştır. Kanada tarafından da lisans altında üretilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri, filosunun ilk jetlerinden olan ve Anadolu Üniversitesi'nde aslına uygun hale getirilen RF-84F Thunder Flash Eskişehir Havacılık Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyorum. Türk Hava Kuvvetleri filosunun ilk jetleri arasında yer alan ve 1964 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne katılan 84F Thunder Flash 1980 yılına kadar hizmet vermiştir. Republic F-84 Thunder Jet bir Amerikan turu avcı bombardıman uçağıdır ve birkaç varyasyon olarak yarat üretilmiş derim. Birkaç modeli bulunmaktadır. 1944 Amerika Birleşik Devletleri'nin bir gündüz avcısı önerisi ortaya çıkmıştır. F-84 ilk kez 1946'da uçmuştur. 1947'de hizmete girmiştir. CESA CN-235 hafif nakliye uçağıdır. İspanyol, Casa ve Endonezyalı IPTN firmaların ürettiği bir hafif nakliye uçağı olup Türkiye'de lisanslara alınarak TUSAŞ tarafından üretilmektedir. Hizmete girişi 1 Mart 1988 olup ilk uçuşu 11 Kasım 1983'tür. 11 Kasım 1983 yılında üretilmeye başlanmıştır. 1 Mart 1988'de hizmete girmiştir. En büyük kullanıcısı Türkiye'dir. RF-84F Thunder Flash 15 farklı kombinasyonda bol burnunda, 6 kamera taşıyabilen zamanının en iyi fotokeşif avcı uçağıdır. Thunder Flash NATO'nun hava kuvvetlerinde düşmana ve Çin anakarası üzerinde uçuşlar gerçekleştirmiştir. Çin Cumhuriyeti hava kuvvetlerine ihraç edilen Fransızların Süveyş'te bir ateş savaşına kullandığı uçağı Türk Hava Kuvvetleri 1974'te Yunanistan ile yaptığı savaşta kullanmıştır. Thunderstruck Strak ve Thunderflash Flash Avrupa Hava Kuvvetleri'nde uzun bir süre hizmette kaldı ve en son 1991'de Yunan Hava Kuvvetleri'nden emekli oldu. F-104 Starfighter Yıldız Savaşçısı Amerikan Lockheed firması tarafından tasarlanan bir bombardıman uçağıdır. Rus rakibi Mikoyen MiG-21 süpersonik savaş uçağıdır. İlk uçuşu 1954 olup hizmete giriş yılı ise 1958 yılıdır. Amerika, Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Pakistan ve Türkiye tarafından kullanılmıştır. Türk Hava Kuvvetleri'ne 1964 yılında kullanmaya başlanmış olup 1993 yılında emekli olmuşlardır.